Tarihler 5 Mart 2023'ü gösteriyordu. Türk Hava Yolları'nın geniş gövdeli Airbus A330 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndan kalkmıştı ve Barcelona'ya doğru uçuyordu. Uçak Bulgaristan hava sahasına geldiği zaman kabinde keskin bir koku gerçekten herkesin çok dikkatini çekti. Ve bu keskin ve kötü bir koku uçağın geri dönmesine, İstanbul Havalimanı'na inmesine neden oldu. Yapılan incelemede uçan kargo bölümüne duruyan olarak adlandırılan Uzak Doğu'nun o egzotik meyvesinin konulduğu ve kargo olarak onun da Uzak Doğu'dan İstanbul'a aktarmalı İspanya'ya taşındığı ortaya çıktı. Duruyan meyvesi gerçekten çok keskin bir kokuya sahip. Bu nedenle de bölgede özellikle Güneydoğu Asya'da toplu ulaşımda da pek taşınmasına açıkta izin verilmeyen bir meyveydi. İşte bu bölümümüzde uçakların kokuları ne kokuyorsa problem var, ne kokuyorsa benim gibi havacılık meraklarının hoşuna gidiyor. Bu konuya birlikte bakacağız. Uçakların gerçekten kokusu olur mu? Birlikte inceleyeceğiz. insanın en önemli duyularından bir tanesi de koku alma. Burnumuzla birlikte bu kokuyu alıyoruz ve benim de en sevdiğim kokuların başında havalimanlarına gittiğim zaman, özellikle de uçağa binerken o apronla geçerken jet A1 yakıtının kokusu burnuma geldiği zaman gerçekten büyük keyif alıyorum ama bugüne kadar çok sayıda yolcu uçağıyla, işte kargo uçağıyla, genel havacılık uçaklarını uçtum. Emin olun ki benim açımdan birçok uçağın çok çok farklı kokusu var. Nereden geliyor bu koku? Birincisi havalimanının o aprondaki uçak yakıtından gelen koku. İşte jet A1 olarak adlandırılan gaz yağı türevi bir yakıt kullanıyor. Kerosen kullanıyor yolcu uçakları olsun, jet motorlu uçaklar olsun. Bunda tabi bir askeri versiyonu var. O kokunun egzozdan çıkan o koku gerçekten beni hemen bir anda gökyüzüne doğru götürüyor. İkincisi Özellikle yolcu uçaklarına bindiğim zaman kapıdan girerken ki genellikle mutfak bölümü bu oradan gelen bir ikram kokusu benim karnımı acıktırmaya başlıyor. Çünkü havalimanlarında havalimanına gelmek, o güvenlikten geçmek, tekrar bir güvenlik, bazen check-in kontuarındaki işte beklemek Rotar yapıyoruz uçaklar bazen. Dakikalar sürüyor onları işte tekrar rotarın tamamlanması, yol calması. O beni çok acıktırıyor. Ve gerçekten böyle bir mutfağın içinden geçerken karnım acıkmaya başlıyor. Bu arada uzun yıllardır Singapur Hava Yolları'nın bu konuyla ilgili de enteresan bir yaklaşım var. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra e, özel bir ekmeğin üzerine sarımsak ve zeytinyağı karışık o yağı damlatarak fırına koyarak bunları ısıtmaya başlıyorlar. Ve gerçekten çok leziz bir koku arkaya doğru gelmeye başlıyor. Bu tabi yolcular için yapılmış önemli bir taktik diyelim buna. Ee, siz ikrama doğru odaklanıyorsunuz. O an herhangi bir şekilde işte koltuk eskiymiş, ekranlar çalışmıyormuş veya ya bu koltuk aralıkları ne kadar darmış diye düşünmüyorsunuz. İkrama doğru odaklanıyorsunuz ve büyük bir heyecanla kabin memurunun o yemeği size getirmesini bekliyorsunuz. Zaten hava yollarında amacı tüm hava yollarının e, ikram vererek yolcunun dikkatini biraz dağıtmak, işte yemeğe odaklanmasını sağlamak. Çünkü açken özellikle de kan şekeriniz düştüğü zaman e, insanlar her yolcu epey bir saldırgan hale gelebiliyor veya ikram satarak da birçok hava yolu günümüzde çok ciddi paralar kazanabiliyor. Şimdi tabii bu ikram kısmı ağzımızın sularının aktığı kısım ama bazen uçaklar içerisinde de havalandırma sistemi kaynaklı değişik kokular burnunuza gelmiş olabilir. Yine Türk Hava Yolları'nın uzun yıllar kullandığı RJ100 serisi bölgesel yolcu uçakları vardı. Bu yolcu uçaklarında motordan gelen havayda biraz böyle bir motorun içerisindeki bir böyle bir yağ kokusu da burnunuz burnunuza gelirdi. Bu tamamen uçağın o motor sistemiyle ilgili bir konuydu. Daha yağlarla ilgili bu işte filtrelerin olduğu noktaların buraya yakın olması ve buradan böyle bir kabinin içerisine farklı bir koku gelirdi. Bu da bazı yolcuları gerçekten e, uçak korkusunu körükleyen bir konu olması önem kazanırdı. Uçakların da zaten envanterden çıkmasıyla birlikte bu dertin bir nebze olsun açıldığını belirtmemizde fayda var. Bu arada havada uçakta e, o koku veya hava nereden geliyor diye soracak olursanız bu hava motordan alınıyor. Motordan alınan hava filtrelerden geçiriliyor ve kabin içerisine bu hava verilmeye başlıyor. Ne kadar çok sirküle yani ne kadar çok o havanın değişim hızları kabin içerisine temiz havanın verilmesi çok önemli. Bu konularla ilgili çok ciddi tartışmalar özellikle salgın döneminde ortaya konulmuştu. Bu arada uçaklarda da havalandırma sistemlerinin içinde HEPA olarak adlandırılan çok ciddi filtreleme sistemleri var. Amaç bu havada dolaşan virüslerin, mikropların bu filtreler tarafından tutulması ve bu filtrelerin sıklıkla işte değiştirilerek veya temizlik yapılarak özellikle salgın hastalıkların yayılmasının öne geçilmesi büyük önem arz ediyor. Ama bazen de tabii işte uçaklar işte Afrika'dan geliyor, Avrupa'ya gidiyor, Amerika'dan geliyor, işte aktarma yapıyor, uzak doğuya gidiyor. Dünyanın dört bir tarafındaki farklı noktalara gitmesi de bu klima sistemlerinin kesinlikle çok daha öne çıkmasına neden oluyor. Geçmişte bu sirkülasyon tabi bir motorun verimliliğine yani daha fazla yakıt harcanmasına da neden olduğu için bazı havayolu şirketleri sirkülasyonu daha minimumda tutuyordu ama en son bu salgınla birlikte çeşitli sağlık uluslararası sağlık örgütünün aldığı kararlar havacılık otoritelerinin attığı adımlarla bu konuda çok çok önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Tabi uçağın içine girdiğiniz zaman burnuza gelen kokuların başında jet yakıtı kokusu geliyor. Bu gerçekten çok aktif. Bazı yolcular özellikle bayat hava yani uçağın içi fazla havalandırılmadığını ifade ederek bu konuda çeşitli şikayetlerde bulunabiliyor. Bir başka önemli koku burnunuza gelen tabi ki uçak içerisinde sunulan yiyecek ve içeceklerin konusu bunlar da önemli. Yolcular açısından bir başka önemli konu da özellikle işte adalara yapılan uçuşlarda çeşitli o ülkenin sağlık kuruluşları ilaçlama yapılmasını talep edebiliyor. Bu konuyla ilgili de işte ilaçlama kabin içerisinde gerçekleştiriyor. Bazen burnunuza o ilginç koku da gelmiş oluyor. Benim açımdan belirttiğim gibi her hava aracının kendimce başka başka kokuları var. Tabii ki kabininde kullanılan işte derimi var. Suni başka kumaşlar veya başka şeyler mi var? Bunlar etki ediliyor kullanılan yakıt sistemi neler var veya özellikle bakım hangarlarına gittiğiniz zaman o Yakıtın, hidroliğin karışmış kokusu gerçekten burnunuza farklı geliyor. Benim aslında bu konuyla olan ilgili iddiam bu koku bir kere burnunuza geldikten sonra gerçekten tabiri caizse müptelası oluyorsunuz. Havacılığı çok seviyorsunuz ve o uçakların içinde olmak, uçmak, oralara yakın olmak istiyorsunuz. Bu da olayın bir başka yönü. Evet bu programımızda size uçakların kokularını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki uçuşunuzda şöyle bir uçağa girmeden siz de bir derin bir nefes çekin. Bakalım o kokuyu beğenecek misiniz veya yok ya Tolga Özbek böyle söyledi ama benim burnuma çok iyi gelmedi mi diyeceksiniz? Yorumlara lütfen yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu ve güzel kokulu günler diliyorum.